Merhabalar arkadaşlar. Yetenek Abisi 2 videomuzda karşınızdayız. Bu sefer karşımızdaki için genç bir isim, Roman bir isim. Vitor rolde oynayan Deniz Draguş. Vitor rolü biliyorsunuz Hacı'nın sahibi olduğu kulüp. Açıkçası bu yüzden de oyuncuyu öneriyorum. Çünkü Türk kulüplerinin Hacı ile ilişkilerini dikkate aldığımızda bu transferin olabilitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Oyuncumuz 18 yaşında, çok genç. 1,1 milyon euro gibi bir piyasa bedeli var. Aslında 18 yaşındaki için gayet iyi bir piyasa bedeli. 30.06.2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 82 bin euro, yani bedavaya oynuyor diyebiliriz. Evet, as mevki santrafor merkez ve sol kanat forvetliğinde de oynayabildiğini görüyoruz. Yani kanattan içeri kat eden forvet rolünde de oynayabilir Deniz Draguş. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman ilk önce boy ve ağırlığına bakalım. 1,80 boyunda oldukça iyi bir boy bence bir forvet için. Henüz 18 yaşında ve 73 kilo ağırlığında. Boy ağırlık endeksi benden açıkçası geçer not alıyor arkadaşlar. Kullandığı ayak sağ, kişilik kaygısız, medya gözünde santrafor, kalecilik becerisi ki antrenman tarzı yok olarak gözüküyor. Şöyle bakalım fiziksel özelliklerine. 18 yaşındaki bir oyuncu için gayet iyi fiziksel özellikler olduğunu düşünüyorum. Çeviklik 13, dayanıklılık 13, denge 13, güç 10, hız 13, hızlanma 13, vücut zindeliği 12 ve zıplama 13. Burada hız ve hızlanmanın bu yaştaki bir oyuncu için yeterli düzeyde olduğunu, hatta bunun gelişerek 16-17'lere kadar çıkabileceğini öngörüyorum açıkçası. Fiziksel özellikler açısından 18 yaşındaki bir oyuncuya göre oldukça yeterli bir profil var karşımızda. Zihinsel özelliklerine baktığımız zaman agresiflik 7, cesaret 13, çalışkanlık 13, karar alma 11, kararlılık 10, konsantrasyon 12, liderlik 5. Evet, lider vasıflı bir oyuncu olmadığını görüyoruz burada. Ön sezi 13 ki önemlidir forvet için. Ön sezi özel yetenek 12 gayet yeterli 18 yaşındaki bir oyuncu için. Pozisyon alma 6, soğukkanlılık 13, takım oyunu 12, topsuz alan 14. Evet, bir forvet için önemli olan özelliklerden biri topsuz alandır. Ve bu yaştaki bir oyuncunun topsuz alan 14 olması büyük avantaj. Buranın yaklaşık 16-17'ye geleceğini tahmin ediyorum. Vizyonda 12. Evet, geliştirilebilir zihinsel özellikler. Tabii ki şu an için yeterli değil ama geliştirilebilir zihinsel özelliklere sahip Deniz Draguş. Technical özelliklerinde dikkat çeken noktalar: teknik 13, pas 12, dribbling 13 ve bitiricilik 13, kafa vuruşu da 12. Yeterli mi? Tabii ki alıp direkt ilk 11'e koyup fayda alabileceğiniz bir yeterlilikte de değil 4 büyükler için. Ama dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum, daha bu oyuncu 18 yaşında ve bence gayet de gelişime açık teknik özellikleri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Genel hatlarıyla baktığımızda karşımızda gelişime açık bir profil görüyorum. Yani bu transfer şu an 1,1 milyon euro piyasa bedeli ama 4-4,5 milyon euro bandında Draguş'u transfer ettiğiniz takdirde ilerleyen yıllarda ki Türk tribünleri genç oyuncuları her zaman severler. Bağları kuvvetlidir, sabır da gösterirler. Ben Türk taraftarını bu konuda açıkçası takdir ediyorum. Ve açtırlar, genç futbolcuya açtır Türk taraftarı. Sabır gösterinde çok ciddi bedellere ihraç edilebilecek bir oyuncu profili var önümde. Şöyle geçmişine bakalım, hafif bir torun altyapısı çıkmıştı zaten oyuncu. 2017-18'de yavaş yavaş forma giymeye başlamış lig düzeyinde. 14 maçta bir gol atmış ilk sezonunda. Tabii ki genç, 17 yaşındaymış o zaman. Bir golde siftahı yapmış Deniz Draguş. Bu sakatlık geçmişi muhtemelen yoktur. Evet, sakatlık geçmişi yok. Bilgilere bakalım, genel bilgilere. Temsilcisi Cosmin Stanescu arkadaşlar. Medyaya karşı tutumu soğukkanlı. Sevilen kişi George Hagi. Evet, Hagi'yi seviyor. Bu büyük bir avantaj. Özellikle Galatasaray için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hagi'nin Galatasaray'la bağlarının oldukça kuvvetli olduğunu ve burayı bir pilot takım gibi kullanabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Neden şu ana kadar kullanmadılar? O da hayret verici bir gelişme bence. Hagi'yi bu konuda kullanmak lazım. Roman futbolu içinde Galatasaray'a fayda sağlaması açısından. Doğum yeri Bükreş. Konuşabildiği diller Romence, Fransızca, İngilizce temel olarak. Uygunluk yetiştiği ülke zaten Romanya arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım. Genel olarak en son yorumumu yapayım ve videosuna geçelim. Size kısa bir videosunu da soracağım Deniz Draguş'un. Henüz 18 yaşında olduğu için çok görsel videosu yok tabii ki interaktif ortamda ama az çok böyle kısa metrajlarda yeteneklerini siz de izleyeceksiniz ve bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Deniz Draguş arkadaşlar, eğer böyle scout transferi istiyorsanız ve
genç bir transfer istiyorsanız bence Romanya piyasasından alınabilecek ilk oyuncu olarak dikkat çekiyorum. Victor Hulda oynuyor. Şu an 1.1 milyon euro piyasa bedeli var. Gelişimi oldukça açık bir oyuncu sabredildiği takdirde. Hacı ile ilişkiler kullanılarak bu oyuncu takıma katıldığı takdirde ilerleyen yıllarda çok ciddi bir bonservis geliri getirebileceğini düşünüyorum Türk takımlarına. Evet arkadaşlar, genel profil analizi böyleydi. Şimdi Deniz Draguş'un videosuyla sizi baş başa bırakıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Thank you.